Alphonse Dude Pazartesi Öyküleri Sancaktar Seslendiren Akın 1. Alay bir demir yolu üzerinde savaşıyor ve tam karşıda orman içinde toplanmış bütün Prusya ordusunun ateşine hedef oluyordu. Birbirlerine 80 metreden ateş ediyorlardı. Subaylar yat diye bağırıyor fakat kimse uymak istemiyor ve gururlu alay sancağının çevresine küme olmuş ayakta duruyordu bu batan güneş, başaklı buğday ve otlak ufkunda bu dağınık ve karışık bir dumanla sarılmış insan kitlesi kendisini kırların ortasında ürkünç bir fırtınanın ilk kesintisine kaptırmış bir sürüyü andırıyordu. Bu tümseyin üzerine ne kadar da demir yağıyordu. Yaylım ateşinin takırtısından, hendeye yuvarlanan karavanların boğuk gürültüsünden, uğursuz ve çınlayan bir çalgının telleri gibi, savaş alanının bir ucundan öbür ucuna uzun uzun titreşen kurşunlardan başka bir şey duyulmuyordu. Başların üzerinde yükselerek mermilerin yeliyle çırpınan sancak zaman zaman dumana dalıyordu. O zaman silah seslerini, can çekişmelerini, yaralıların sövgülerini bastıran gür ve gururlu bir ses duyuluyordu. ''Bayrağa çocuklar! Bayrağa çocuklar! Bayrağa!'' Hemen o anda bir subay o kızıl sisin içinde bir gölge gibi belirsiz atılıyor ve Yiğit Bayrak yeniden canlanarak yine çarpışmaların üstünde dalgalanıyordu. 22 kez düştü. 22 kez can verenin elinden kurtulan sopası henüz daha sıcakken yakaladı ve yeniden kaldırıldı. Güneş batıp da alaydan ne kaldıysa bir avuç adam ağır ağır geri çekilirken sancak günün 23. sancakçısı olan ön çavuşun elindeydi ve paçavra gibiydi. Bu ön çavuş üç kez gönüllü yazılmış bön bir adamcağızdı. İmzasını atmaktan başka bir şey bilmezdi ve ancak 20 yılda erbaş olabilmişti. Yetim evi çocuğu olmanın bütün sefilliği, kışlanın bütün o insana aptallaştıran yaşamı, bu dar ve inatçı alından, bu çantayla kamburlaşmış sırttan, safta giden erlere özgü bir sallapati yürüyüşten belli oluyordu. Üstelik biraz da kekemeydi. Ama bayrakçı olmak için güzel konuşma yeteneğine gerek yoktur. Daha çarpışma akşamı albayı kendisine ''Bayrak sende öyle mi arkadaş? Peki öyleyse hep sende kalsın.'' demişti. Alayın kantincisi kadın, yağmur ve ateş yemiş zavallı sefer kaputunun üstüne hemen bir teğmen şeridi teyeliği verdi. Aşağılık koşullarda geçmiş bütün bir yaşamının biricik övüncü bu oldu. Daha o anda yaşlı erin beli doğruldu. Kambur kambur, gözler yerde yürümeye alışık olan bu zavallı insanın yüzünde bir gurur parladı. Bakışları, bez parçasının dalgalandığını görmek ve onu dimdik yükseklerde ölümün, hainliğin ve bozgunun üstünde tutmak için hep yukarıya dikildi. Savaş günlerinde bayrağın meşin koruyucusu içinde sımsıkı duran sopasına iki elle yapıştığı zaman önden daha mutlu insan görmemişsinizdir.'' O artık konuşmaz, kımıldanmazdı. Rahip gibi ciddi dururdu. Onun bu durumunu görenler elinde kutsal bir şeyler olduğunu anlarlardı. Bütün yaşamı, bütün gücü, kurşunların saldırdığı bu güzel, yaldızlı bez parçasına kenetlenen parmaklarında ve hele bir almaya kalkışın da göreyim der gibi Prusyalılara dimdik meydan okurcasına bakan gözlerindeydi. Kimse böyle bir işe kalkışmadı. Ölüm bile, Burnie gibi, Gavlot gibi en kanlı çarpışmalardan sonra sancak her yeri parçalanmış, delik deşik olmuş, yaralardan saydan bir duruma gelmişti. Ama onu taşıyan hep o koca öndü. 3. Sonra Eylül gelip çattı. Ordu Metz önlerindeydi. Dünyanın bu en birinci askerlerinin ablukadan, topların pas tuttuğu devinimsizlikten, yiyecek ve haber yokluğundan yürek güçleri sarsılarak, çatılmış tüfeklerinin yanı başında hummadan ve sıkıntıdan öldükleri bu çamur denizindeki uzun mola. Ne komutanlarda ne de erlerde inanç kalmıştı. Yalnızca önünün güveni sarsılmamıştı. Onun her şeyi o üç renkli bez parçasıydı onu yanında duyumsadıkça yenilmek söz konusu değildi. Ama ne çare ki artık çarpışma yapılmadığı için Albay Sancağı Metsin kıyı mahallelerinin birindeki evine götürdü. Ve Ornusçuk aşağı yukarı çocuğunu süt nineye vermiş anneye döndü. Aklı hep sancaktaydı. Pek çok sıkıntı bastığında bir koşu metze gidiyor, yalnızca onu hep aynı yerde rahat rahat duvara yaslanmış görmekle gönlü yiğitlik ve sabırla dolarak yerine dönüyor, ıslak çadırına Prusyalıların siperleri üzerinde dalga dalga açılmış o üç renkli bayrakla savaş ve ileri yürüyüş düşlemleri getiriyordu. Maraşal Bazen'in bir günlük buyruğu bütün bu düşlemleri bir anda çökertti. Örnü bir sabah uyanınca ordugahı uğultu içinde buldu. Askerler öbek öbek olmuş, coşkulu coşkulu birbirlerini kışkırtarak kudurmuş gibi bağırıyorlar ve sanki suçluyu göstermek istiyorlarmış gibi hep birden kentin aynı yönüne doğru yumruk kaldırıyorlardı. ''Yakalayalım şunu, kurşuna dizelim.'' diye bağırışılıyordu. Subaylar buna hiç ses çıkartmıyorlardı sanki erlerinin önünde utanıyorlarmış gibi başları eğik, alargada dolaşıyorlardı. Gerçekten de utanılacak şeydi. Tepeden tırnağa silahlı, henüz eli ayağı tutan 150 bin askere kendilerini savaşmadan düşmana teslim eden Mareşel'in buyruğu okunmuştu. Örne, sapsarı kesilerek kendi kendine, ''Ya sancaklar ne olacak?'' dedi. Sancaklar da ne varsa tüfeklerle birlikte savaş araç ve gereçleri olarak ne kalmışsa hepsi birlikte teslim edilecekti. Zavallı adam v -v -v vay canına diye kekeledi. Ne olursa olsun benimkini alamazlar ve kente doğru koşmaya başladı. 4 Kentte küçük bir koşuşturma vardı. Ulusal korumanlar, halk, yedekler bağırışıyor, çırpınıp duruyorlardı. Temsilci kurulları öfkeden titriye titriye maraşele çıkmaya gidiyorlardı. Örne gelince, onun gözü hiçbir şey görmüyor, kulağı hiçbir şey işitmiyordu. Fabu sokağından geçerken kendi kendisine söyleniyordu. ''Sancağımı elimden almak ha? Hadi be sen de! Buna olanak mı var? Kimin hakkı var?'' Canı isterse yıldızlı arabalarını, Meksiko'dan getirdiği o canım gümüş takımlarını nesi varsa Prusyalılara versin. Ama sancak o benim malım, benim namusum. Hele bir el sürmeye kalksınlar. Koşması ve kekemeliği yüzünden böyle kesik kesik söyleniyordu ama ne yapacağını da pek iyi biliyordu adamcağız açıkça şuna karar vermişti. Sancağı alacak, alayın ortasına götürecek ve peşi sıra gelmek isteyenlerle birlikte Prusyalıların göbeğine basa basa geçecek. Varacağı yere vardığı zaman kendisini içeriye bile bırakmadılar. Öfkesinden ateş püsküren albay da kimseyi görmek istemiyordu. Ama Örnü yüz geri edecek takımından değildi. Sövüyor, bağırıyor, nöbetçi çavuşunu itip kakıyordu. ''Sancağım be, sancağımı istiyorum yahu.'' Sonunda bir pencere açıldı. Sen misin onu? Benim albayım ben. Bütün sancaklar cephanelikte. Sen de oraya git. Sana bir alındı belgesi verecekler. Alındı belgesi mi? Ne yapayım ben onu? ''Mareşel'in buyruğu bu. Ama albayım, kafa şişirme artık. Pencere kapandı. Önusçuk sarhoş gibi sendeliyordu. Aklı başka yerde, makine gibi Alındı belgesi, alındı belgesi diye söylenip duruyordu. Sonunda yola düzüldü. Yalnızca bir şey anlamıştı. Sancak Cephanelikteydi ve her ne pahasına olursa olsun onu yeniden ele geçirmek gerekiyordu. 5. Cephaneliğin kapıları Prusyalıların avluda dizili bekleyen yük arabaları geçsin diye artlarına kadar açık duruyordu. Örnu içeri girerken sırtında bir ürperme duydu. Öteki bütün sancakçılar, 50-60 kadar subay, üzgün ve sessiz oraya toplanmıştı. Hele yağmur altında duran o iç karartıcı arabalar, arkada da baş açık, küme olmuş bu adamlar. Sanki gömme töreni vardı. Bir köşede de Bazen ordusunun bütün sancakları çamurlu kaldırım üstünde karma karışık yığın olmuştu. Bu göz alıcı ipek parçalarının, bu sırma saçak ve oymalı sap döküntülerinin yere atılmış, yağmura ve çamura bulanmış bütün o şanlı takım taklavatının görünüşü yürekler acısıydı. Bir lebazım subayı sancakları birer birer alıyor ve her sancakçı alayının adı geçer geçmez alındı belgesini almak için saftan çıkıyordu. İki Prusyalı subay kas katı hiç renk vermeden sancakların arabalara yükletilmesini gözetiyorlardı. Ey şanlı kutsal kalıntı, yırtıklarınızı göstererek, kanatları kopmuş kuşlar gibi üzgün üzgün kaldırımı süpürerek böyle kalkıp gidiyordunuz, öyle mi? Kirlenmiş güzel şeylerin utancıyla gidiyordunuz ve her biriniz Fransa'dan bir şeyler götürüyordunuz. Uzun yürüyüşlerin güneşi soluk kıvrımlarınızın arasında kalmıştı. Kurşun izlerinde, nişan alınan sancağın altında rastgele can vermiş, bilinmeyen ölülerin anılarını saklıyordunuz. Sıra sende Uğun'u. Seni çağırıyorlar, git de belgeni al. Demek alındı belgesi işe ha? Sancak orada önündeydi, kendi sancağı. Hepsinin en güzeli, en yararlısı. Onu görünce kendisini yine orada tümseyin üstünde sandı kurşunların ıslık çaldığını, paramparça olan karavanların gürültüsünü ve ''Bayrağa çocuklar!'' diye bağıran albayın sesini duyuyordu. Sonra toprağa düşen 22 arkadaş, kendisi 23.sü, tutacak kol kalmadığı için sallanan zavallı sancağı kaldırmaya, ona destek olmaya koşuyordu. Ah o gün, onu ölünceye dek savunacağına, elinden düşürmeyeceğine and içmişti. Ama şimdi bunları düşününce yüreğindeki bütün kan beynine sıçradı. Sarhoş kendisinden geçmiş gibi Prusyalı subayın üzerine atıldı. Sevgili sancağını sımsıkı yakalayarak çekip aldı. Sonra "Sancağ!" diye bağırarak dimdik yukarıya kaldırmaya çalıştı. Ama ses boğazına tıkandı kaldı. Sancak sapının titrediğini, ellerinden kaydığını duyumsadı. Bu bitkinlik havasında, teslim olmuş kentlerin üstüne çöken bu ölüm havasında artık sancaklar dalgalanamaz, gururu olan hiçbir şey yaşayamazdı. Ve koca örnü yıldırım çarpmış gibi yere yığıldı. Son